belediyecilik, şov yapmak, sahnelerde boy göstermek değil, sokaklarda halkla beraber olmak ve halkların sorunlarını... 2000 yılından bu yana araştırılsın ki Melik Gökçek ne yapmış ortaya çıksın. 2014 yılından bu yana araştırılsın ki AKP'liler ne yapmış ortaya çıksın. Niye kaçıyorsunuz? Gelin bütün araştırmaları yapalım. Kim işgalciymiş? Kim alçakmış? Kim belediyenin evinde otururmuş? Kim belediyenin aracıyla çaka satarmış? Hepsini ortaya çıkartalım. Var mısınız? Korkmayın. Gelin hesabını verin. Arkadaşlar biraz sessiz. Birleşime 10 dakika ara veriyoruz. Grup adına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Demir konuşacaklar. Buyurun saygılar. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Şimdi bir önceki araştırma komisyonuna red oyu verdiğimiz için CHP'den arkadaşımız bir hatip dedi ki bundan sonra CHP'li belediyeler sütten çıkmış ak kaşıktır. Dolayısıyla söyleyecek bir şeyiniz yok dediler. Şimdi değerli arkadaşlar, talep edilen araştırma komisyonudur. Şimdi araştırma komisyonu aslında sürecin doğru yönetilmesi ve alınacak tedbirlerin, atılacak adımların tespitidir. Yoksa bir karar merci değildir. Söz konusu olaylarda tabii ki müfettişler soruşturma yaparlar. Tabii ki savcılar iddianame hazırlarlar ve demokratik ülkelerde hukuk devletinde kararı hakimler verir. Dolayısıyla kimse yolsuzluğun, usulsüzlüğün önüne geçemez. Değerli arkadaşlar, tabii varsa eğer. Değerli arkadaşlar, şimdi AK Parti belediyeli olarak biz ilk günden bu yana halkımızın refahı ve mutluluğu için çalıştık. Hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Belediyelerimiz sosyal hizmetler alanında örnek projeler gerçekleştirmişlerdir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardım projeleri, aşevleri, yaşlı bakım merkezleri ve engelli bireyler için de toplumun bütün kesimlerine hizmet edecek önemli işler yapıyoruz. Burada yine CHP'ye değinmek istiyorum. Aslında bizim yıllardır Üsküdar'da bir aşevimiz vardı. Fakir fukaraya ücretsiz oradan günde iki defa yemek dağıtıyorduk. Evlerine kapalı kaplar içerisinde sıcak evlerine götürüyorduk. Ne oldu biliyor musunuz? Siz geldiniz, onu kent lokantalarınıza parayla yemek yapan bir mutfağa dönüştürdünüz. Hizmet anlayışı burada. Şimdi değerli arkadaşlar, AK Parti ben somut şeylerden bahsediyorum. Değerli arkadaşlar, halkın gerçek ihtiyaçlarını görmezden gelerek gösterişli organizasyonlarla övünen bu zihniyet maalesef hizmeti ikinci plana atmıştır. Belediyecilik, şov yapmak, sahnelerde boy göstermek değil, sokaklarda halkla beraber olmak ve halkların sorunlarını gidermekten geçer. Değerli arkadaşlar, AK Parti'de tabii biz de kültür hizmetleri yapıyoruz. Biz sanat etkinlikleri yapıyoruz ancak vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılarken bunu yüksek bütçelerle değil, gereksiz harcamalarla değil, toplumun yararına olacak şekilde yapıyoruz. Şimdi size soru soruyorum. Arkadaşlar, şimdi İBB 2021'den bu yana hepinize soruyorum. Bu yana düzenlenen eğlencelere ne kadar para harcadı? Zorlanmayın, tam 6 milyar lira para harcadı. Şimdi buyurun, tamamlayın. Ben daha fazla biraz. Evet arkadaşlar, 29 Ekim için, bak 29 Ekim hepimizin bayramı, hepimizin onuru ve gururudur. Siz 29 Ekim için 840 milyon lira parayı nasıl harcarsınız arkadaşlar ya? İnsanlar İETT'ye binmek için bilet bulamazken siz 840 milyonu nasıl, kime, niçin, hangi gerekçeyle harcarsınız? Bir şey daha. Ankara Büyükşehir Belediyesi 69 milyon lira parayı bir konserde harcıyor. PR için bir yılda harcadığınız para, bir büyükşehir için söylüyorum, sadece 1 milyar Türk lirası. Tenis oynamak için kort yapıldı biliyor musunuz bu ülkede? Ve o kort daha sonra çürüdü, paslandı. O korttu, duyan bilen olmadı.
İşin tuhaf tarafı o korta ödenen paradan da kimsenin... Teşekkürler Sayın Demir. Teşekkürler Sayın Demir. Sayın Günaydın, bir söz talebiniz var, buyurun. Evet Hatip'i gerçekten büyük bir üzüntüyle izledim. İstanbul Belediyesi'ni 1994'ten 2019'a kadar 25 yıl boyunca yönettiler. Ankara Büyükşehir'de aynı süre boyunca yönetildi. Burada İstanbul Belediyesi kent lokantası açtı. Bütün belediyelerimiz kent lokantası açmaya devam ediyor. Kent lokantasını köftecilik mi yapar belediyeler diye suçladılar. Vatandaş oranın önünde yedi ve Allah razı olsun dedi. Allah razı olsun'un lafını bilmezler. Gelelim aşevlerine. Aşevlerine vatandaşın verdiği mali ve nakdi yardımları engellemeye kalkıştılar ve buradan dolayı da vatandaş Allah sizi kahretmesin dedi. Aşevlerine verilen aynı ve nakdi yardımı engellemeye çalışan bir vatandaş. İET'de bilet bulamıyormuş. Yaptığınız mazot zamları nedeniyle İstanbul Belediyesi... Açalım lütfen. 10 milyar TL'nin üzerinde. Gelelim şuna. Ya neden korkuyorsunuz arkadaş? İyi Parti diyor ki 2000 yılından bu yana. Saadet Partisi de diyor ki 2014 yılından bu yana. Belediyeler ne yapmış araştıralım. 2000 yılından bu yana araştırılsın ki Melik Gökçek ne yapmış ortaya çıksın. 2014 yılından bu yana araştırılsın ki AKP'liler ne yapmış ortaya çıksın. Niye kaçıyorsunuz? Gelin bütün araştırmaları yapalım. Kim işgalciymiş? Kim alçakmış? Kim belediyenin evinde oturmuş? Kim belediyenin aracıyla çaka satarmış? Hepsini ortaya çıkartalım. Var mısınız? Korkmayın. Gelin hesabını verin. Arkadaşlar, öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Arkadaşlar biraz sessiz. Birleşime 10 dakika ara ver.